Şimdi popo estetiğinde önemli kavramlardan biri hastanın var olan poposundaki şikayetinin nedeni. Bu popo estetiği ameliyatlarını biz çoğunlukla poposunu sarkmış, küçük, hacimsiz, dışarıya doğru belirginliği zayıf olan popolar için kullanılan bir ameliyat çeşidi. Burada yaptığımız işlemde hastanın vücudunun belli bölgelerinden, karın, bel, basen bölgelerinden alınan yağlar popo şekillendirme için kullanılarak hastanın kendi dokusu, hastanın kendi poposunun büyütülmesi için kullanılan bir yöntem haline geliyor. Burada önemli olan hastanın ameliyat sırasında alınan alanlar, bel kavisinin inceltilmesi, basen kavisinin inceltilerek popo alanına yağ verilmesi ve bir Brazilian popo dediğimiz hafif daha belirgin, hafif dik bir popo imajına sahip olmayı amaçlayan bir ameliyat. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılıyor. Yine ameliyattan sonra hasta bir gün hastanede kalarak ertesi gün taburcu olup evine geçebiliyor. Birkaç gün özellikle ilk haftalarda hastaya verdiğimiz özel bir korse, popo korsesiyle hasta oturuşunu daha belirgin hale getiriyor. Ve yapılan yağ enjeksiyonlarının da iyileşme sürecinde daha kalıcı olması sağlanıyor. Bu ameliyatların erken döneminde biraz ödemlenme olabilir çünkü biz yağ enjeksiyonlarını biraz overcorrect yapıyoruz. Yani biraz yüksek dozlarda yapıyoruz ki hastada bu yağ enjeksiyonlarının bir kısmı zaman içerisinde eriyecek ve 6 ay sonra hastanın nihai poposu olmasını istediğimiz forma gelecektir. Popo estetiği ameliyatlarından sonra hastanın kendi yağ dokusuyla poposunu büyütmek ve dikleştirme ameliyatları ilk 6 ayda popoya verilen yağın bir kısmının erimesinin ardından nihai kalan sonuç miktar hastada ömür boyu kalıcıdır. Bu amaçla bu ameliyatlar çoğunlukla tek seferli işlemlerdir. Çok nadiren uzun dönemde tekrar ikinci bir seansa ihtiyaç duyulabilir. Ama hastaya yapılan yağ enjeksiyonları hasta için kalıcı uygulamalardır.